Merhabalar. Atıyorum hoş geldiniz. Bugün sizinle şu anda piyasada 300-350 lira gibi fiyatlara satılmakta olan sahte 36 voltluk DeWalt ile orijinal 18 voltluk DeWalt'ın performans karşılaştırmasını, güç karşılaştırmasını ve pil karşılaştırmasını yapacağız. Bu sahte ürünü satan arkadaşlar zaten ürünün sahte olduğunu kendileri de söylüyorlar. Amacım tabii ki bu ürünü al, bu ürünü alma demek değil ama eğer alıyorsunuz bu ürünün sahte olduğunu bilin. Performansı ile ilgili de kafanızda soru işaretleri varsa videonun içerisinde bu soru işaretlerinin hepsinin cevabını bulabilirsiniz. İstiyorsanız şimdi yakın inceleme ile videomuza geçelim. Yakın incelemeye gelecek olursak daha önceki sahte şarj videolarımıza göz atma şansınız olduysa daha önce incelediğimiz videolarda sahtelerin boyları, ebatları orijinalden daha küçük oluyordu. Ve buradaki marka yazısı da genellikle kağıt etiket oluyordu ve çeşitli markalar adında o etiketi değiştiriyorlardı. Ama bu ürün yapılırken birebir DeWalt kopyalanmış. Bakın simgelerin yerleri, yazının yerleri, pilin üzerindeki yazılar, kemer tokalarının takıldığı yerlere kadar birebir DeWalt'ın kopyalanması. Ama her ne kadar DeWalt'ta olsa da bakın bu DeWalt'ın orijinalinde kalıptan bu yazı vardır. Yani çıkıntı kalıptan. Orijinali de bu şekilde yapmışlar. Ama sonradan yapıştırılmışlar. O yüzden bunu aynı bu kasayla internette kısa bir araştırma yaparsanız Bulldozer, Deco, Swazer gibi markaları adı altında da göreceksiniz. Peki bir ürünün sahte olup olmadığını en kolay nasıl anlarız? Bir ürünün sahte olmadığını en kolay buradaki ürün kodunu marka ile beraber distribütör sitesini yazarak görebilirsiniz. Hatta normal siteye yazsanız bile sizi doğrulayacaktır. Yani bu ürün kodu DCD996. Bunu DeWalt başlığı altında İnternete yazdığınız zaman bu ürünü görüyorsanız eğer bilin ki bu ürün orijinal. Ama bu üründe D655-10 diye bir kod var. Bunu yazdığınız zaman da internette bununla ilgili bir alet çıkmıyor, bir ürün çıkmıyor. Öbür dikkat edeceğiz nokta ise 18 volt. DeWalt Türkiye'ye 18 voltun üzerindeki aletleri yollamıyor. Yeni çıkan pilleri var Flexi grubu. Onlar pil ebat olarak daha büyükler ve renkleri daha farklı. Zaten bu ebatta 36 volt yazıyor. Zaten bu da sizin şüphelenmenizi gerektiren noktalardan bir tanesi. Aletin yakın incelemesinde mandrenlerden başlayalım. Orijinalinde mandren gördüğünüz gibi burada. Yani şu mandren, bu matkapıçılarını söküp taktığımız yere mandren deniyor. Bu mandren komple metal. Hatta bakın şu parça komple metal. Sahtesini de aynı şekilde yapmışlar. Sadece burada çekiç de metalin üzerinde ama burada çekişten sonra başlıyor metal. Ve ikisi de 13 mandren, yani 13'lük matkap ucu uyuyor. Ve ikisi de kilitli mandren. Daha önceki sahtelerde kilitli değildi. Yani ben buraya bir şey sıkarken bu mandren elimin gücüyle dönüyordu ve sıkmamı zorlaştırıyordu. Artık sahtesine de kilitli mandren koymuşlar. Yani ben vida vesaire, vida bitif vesaire sıkarken mandren dönmüyor. Torklarına gelecek olursak orijinalinde 11 tork var. Sahtesinde 20 tork var. Yani tork gücünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Orijinalinde bileziği çevirmeye devam edersiniz. Matkap moduna tekrar çevirirsiniz. Darbeli moda geliyor. Sahtesinde önde bir bilezik var. Bunun bir alt modellerinde de aynı şekilde. Vidalama modu, matkap modu ve darbeli moda öndeki bilezikten ayarlıyorsunuz. İkisinde de vites var. Sadece yönleri ters. Yani bunun hayı aşağıda, bunun hayı yukarıda. İki alet de brushless. Yani fırçasız. Bunlarda kömür yok. Sahte de kömür olmadığını söylüyor. Bunlarda manyetik kolektör var. O yüzden performansları normallerden daha fazla. Bu alet de brushless olduğunu söylüyor. Brushless yazmışlar. Ama tabii ki bu doğru değil. Brushless olmadığını en kolay nasıl anlarsınız? Bunlarda kömür olmadığı için normalde kılıcın çıkartmaması lazım. Şuradan içeriye bakacak olursunuz da çıkan kıvılcımı görürsünüz. Bu da bu aletin brushlı olmadığını gösteren en büyük ispatlardan bir tanesi. Yön değiştirme tuşları aynı yerde ikisinin de. İkisi de hassas tetik. Yani yavaş basarsam yavaş, hızlı basarsam hızlı çalışıyor. İkisinin de pil yerleri aynı. Ve pilleri üzerinde şarjını gösteriyor. Ama bu doğru göstermiyor. Yani bu iki kademeye düştüğü zaman hatta bazen üç kademede pil bitmiş oluyor. Kesinlikle doğru değil. Ama bu birebir doğru.
Pilin kademesini 3 kademeli olarak görebiliyorsunuz. Zaten pilleri ayrıyeten inceleyeceğiz. Onun dışında orijinal dev altın burada bir aydınlatması var, bir LED'i var ve bu LED ayarlı. Yani 15 saniye ayarlı, 30 saniye ayarlı, fener şeklinde ayarlı. Ben tetiğe bastığım zaman ayarladığım süre boyunca yani 15 saniye 15 saniye bu ışık yanmaya devam ediyor. Sonra kendi kendine sönüyor. Saatesinde de aynı yerde LED var ama bu LED'in herhangi bir ayarı yok. Ben tetiğe dokunduğum zaman yanıyor. Tekrar elimi çektiğim zaman da sönüyor. Orijinal pilleri cihazların ağırlıklarını da kıyaslayacak olursak buraya bir strofor koydum tartma sırasında cihaz yere değmesin diye. Darası alındı şu anda. Orijinali koyuyorum üzerine. 1 kilo 582 gram. 1 kilo 582 gram. Şimdi sahtesini koyuyorum aynı şekilde. 1 kilo 377 gram. Yaklaşık 200 gram gibi fark var aralarında. Alet gerçekten ağır. Yani ilk elinizde aldığı zaman çok sağlam hissi veriyor. Sadece orijine göre biraz dengesiz. Bunun ön tarafının ağırlığı daha fazla. Bunda ise daha homojen bir ağırlık var. Cihazlarına gelecek olursak orijinal DeWalt ve sahte DeWalt'ın şarj aletleri. Normalde ikisi de şu anda prize takılı. Normalde orijinali hiçbir şekilde ışık yanmaz prize takılıyken. Ve buradaki ibareleri görürsünüz eğer. Eğer yanıp sönüyorsa pil şarj oluyor. Eğer devamlı yanıyorsa pil doldu. Tam dolu halde yanıp sönmeye devam ediyorsa yani burada iki ışık var görüyorsunuz. İkisi de yanıp ve yanıp sönmeye devam ediyorsa aşırı ısınma diye ikaz veriyor. İkaz verdiğini söylüyor. Sahtesinde ise yanıp sönüyorsa doluyor, yanıp sönüyorsa doldu, yanıp sönüyorsa bozuk diye bir ibare var. Yani evet resimler doğru ama ibareleri yanlış. Normalde DeWalt, orijinal DeWalt aküyü taktığınız zaman bu şekilde pil yanıp söner. Bu şarj olduğunu gösterir. Devamlı yandığı zaman da dolduğunu gösterir. Sahtesinde ise elektrik ışık yeşil ışık yanıyor. Aküyü taktığımız zaman bu kırmızıya dönüyor. Ve dolduğu zaman bu tekrardan yeşile dönüyor. Videolarda görecek olursanız zaten akülerin üzerindeki gösterge doğru göstermediği için buradaki şarj göstergesi doğru göstermediği için bütün videoya başlamadan bu ışığın yeşil yandığını göstererek videoyu çektim. Hatta iki kademeye geldiği zaman alet durduğu için ben pil ısındığı için durdu sandım. O yüzden videonun içerisinde bakarsınız bir sefer 1,5 saat yaklaşık 3 seferde birer gün ara verdim aletin pilisi olsun diye ama ne yazık ki değişmedi yani hiçbir değişik olmadı. Yani pil ısınmasına kaynaklı bir durum değilmiş. Aralarında ne kadar kalite farkı var? Anlamının en kolay yolunu tartmak. Darasını aldım. Şimdi tartıyorum. 406 gram orijinali. Sahtesini tartıyorum. 169 gram. Yani hafiflik olarak da aralarında devasa farklar var. Aletlerin akülerine gelecek olursak, bakın bu orijinal 18 olan, bu da sahte olan. Bunları tartarak başlayalım. Orijinal 616 gram geldi. Sahtesi 366 gram geldi. Bunun sebebi orijinal içerisinde 10 tane pil olması. Sahtenin içerisinde ise sadece 5 tane pil olması. Evet burada 5 tane daha pil takacak yer var. Herhalde birebir kopyaladık için bunu da kopyalamışlar. Ama buraya 5 pil taktığınız zaman da bu şarj devresi olan BMS devresini de değiştirmeniz gerekir. Bakın şöyle bir şey de göstereyim. Hatırlarsanız bu pil bize 5 amper olduğunu söylüyor ama pillerin üzerinde zaten 1500 miliamper olduğu yazıyor. Yani orijinal bile olsa bu pil bu aküden elde edeceğiniz maksimum güç 1,5 amper. Orijinalinde ise piller birbirine seri piller ikili gruplar halinde birbirine paralel. Bu paraleller kendi aralarında seri bağlı olduğu için 2500 miliamperlik
pil bunlar. 2500 mAh çarpı 2 oluyor. Yani 5 amperlik güç elde ediyoruz bunlardan. İkisinde de güç gösterge tuşu var. Ama videoda göreceğiniz gibi bunlar doğru ölçmüyor. 3 tane yanıyorken, bazen 2 yanıyorken akü tamamen bitmiş oluyor. Orijinalinde ise birebir gerçekten akünün içinde ne kadar enerji olduğunu görebiliyorsunuz. Soket sayılarının farkına dikkat çekmek istiyorum. Burada 5 soket var, burada 3 soket var. Bunun nedeni akü şarj olurken adaptörüne rapor veriyor. Yani aşırı ısındım, şarj olmuyorum, şarj oluyorum, aşırı yüklendim. O durumda adaptörü pile gelen elektriği kesiyor. Bunda ise varsa da böyle bir durum, sadece 3 soket olduğu için tabii ki orijinalinden daha az olacak bu. Son olarak da akülerin güçlerini ölçecek olursak, şöyle bir şey rahat gördüğümüz bir çekeyim şunu. Sahtesi ve orijinali. Sahtesini ölçüyorum. 20,5 volt. Standart 18-65 pil olduğu için ve seri bağlı olduğu için gayet normal bir değer bu. 20,6 volt. Daha önceden hazırlamış olduğum sahte ve orijinal vidalama performans videolarının altına gelen yorumlardan birkaç tanesi de yaptığım testin
bir güç testi olmadıydı. Sadece performans ve pil testi olduydu. O yüzden bu videoya böyle bir ekleme daha yaptım. Bu bir Newton metre. Cıvatalara uyguladığımız gücü bize gösteriyor. Böyle bir düzenek hazırladım. 8 santim ve 8 santim çam takoz bunlar. Bunların ortalarına birer santimlik delikler deldim. Elimde de gördüğünüz gibi ahşap vidası var. Bunların çapı 12 milim, 1,2 santim. Düzeni size göstermek için de böyle bir cıvata hazırladım buraya. Newton metreyi lokma koluna takıyorum. Bakın açıyorum. Açıldı. Bana burada hazır olduğunu söylüyor. Ben cihazı buraya takıp güç uyguladığım zaman bana uyguladığım gücü Newton metre olarak gösteriyor. Bakın 11,8 Newton metre güç uygulamışım. Şimdi bunu sahte vidalamaya takıyorum. Vidalamada ve maksimum torkunda. Sahte vidalamanın aküsü çünkü arkasındaki led doğru göstermediği için adaptörden göstermek zorundayım. Yeşil yanıyor, tam dolu. Aleti kalibre ediyorum. Tekrar kapatıp açtım. Evet, şu an 0,0. Şimdi vidalıyorum. Evet, kendi zaten attı. 7,8 Nm. Şimdi aleti orijinal devalta yerleştiriyorum. Orijinal devatın aküsü dolu. Aynı şekilde maksimum torkunda. Zaten bunun vidalama modu yok. Direkt bu vidalama modu. Tork olarak da maksimumunda. Aleti sıfırlıyorum. Kalibre oldu. Şimdi de evet. 36,5 Nm'de durdu. 36,5 Nm'de durdu. Bugünlük bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Bu tip videoların çoğalması istiyorsanız kanala abone olur, beni desteklersiniz. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.